Arkadaşlar şimdi yanımızda Ozan Yördem arkadaşımız var. Dinleyelim arkadaşlar. Sağ taraf. Arkadaşlar adım Ozan. Ben Kripler Üniversitesi PTR bölümünü kazandım. 493.'ydim. 319 puan aldım. Ben bir hemen bir şey söyleyeceğim. Şimdi öyle bir şey ki, öyle bir bölüm ki bu FTR. Bu FTR aslında özellikle bu sene bizim sayısalın hukuku oldu. Sayısalın hukuku. Niye böyle söylüyorum? Çünkü yüksek puanlar ihtiyaç oldu. FTR bu sene tavan yaptı. Hatta FTR'nin bir altında kalan derken puan olarak altında kalan, yoksa meslek olarak saydığımız var tabii, hemşirelik bile tavan yaptı. 300 puanların üstüne çıktı. Dolayısıyla oğlumuz Ozan, düşünün derece yapmış olmasına rağmen biz çok istedik Hacettepe'yi, Gazi. Ama öyle ki bu sene puanlar tavan yaptı. Önceki senelerde bu sıralamaya sahip olanlar Hacettepe, Gazi'ye yerleşiyordu. Ama bu sene Kırıkkale'miz geldi. Hatta bir yeri yazmadı. Başkent bu, tam burslu FTR'yi yazmadı. O yazmadığı bölüm de yine bizim bir öğrencimize nasip oldu. Merve kardeşimize nasip oldu. Yani bir nevi Merve ondan sıralaması kötü olmasına rağmen Ozan'ın izin vermesiyle Merve o bölüme yerleşti. Ama Ozan'ımız da Kırıkkale'de okuyor. Derece yapmış olmasına rağmen. 400 kaçıncıydın? 493. Tabii Ozan bizim geçen seneden de öğrencimiz. Ozan'ın tabii ki olaya bakış açısını ben an be an yaşayanlardan biriyim. Ozan heyecanlı bir arkadaşımız. Hani bazen tıklanıyor, panik ataklarında, öyle demeyeyim de yani böyle heyecanlı bir arkadaşımız. Yıl içerisinde o heyecanı gördüğüm gibi, yani hocam kazanacak mıyım, hocam olacak mı, hocam yapacak mıyım, hocam netlerim şöyle, hocam bu hallem etti, dereceye girdi, denemelerde yüksek yaptı, iyi çalıştı, istikrarını hiç elden bırakmadı ve bizim en başarılı öğrencilerimizden, A grubu öğrencilerimizden biri oldu. Ben zaten kesinlikle iyi sonuç bekliyordum. Ama böyle sıralamaların böyle uçacağını hiç tahmin etmedim. FTR'de bu kadar bir yükselme hiç tahmin etmedim. Ama maşallah sınavdan güzel bir sonuç çıkardı ortaya. Ama puanımız Kırıkkale'ye yetti. Hatta biraz önce konuşuyorduk. Hocam tekrar gidip de bir daha girip Ankara'dan bir yer mi? Yani Hacettepe, Gazi'nin falan olsun mu? Dedik ki kendin bir dene, bir gir bakalım. Ona göre yolumuza bakarız. Hatta bu senenin sınav çıkışında İmza atmayı unuttun değil mi sen? İmza atmayı unuttu. Beni de perişan etti. Arıyor. İmza, hocam ne olacak? İmza atmadım. Oğlum dedim sıkıntı yok, olmaz, problem yok. Tekrardan o zaman dilekçe ver. Ulan hocam dilekçeyi veriyor mu? Vereyim mi? Tamam ver oğlum. Nasıl vereyim hocam? Yani böyle. Perişan oldum. Ama ben başta söylemiştim. Türkiye'de imzanın sıkıntı yaratmayacağını söylediğini kadar ben. İmzadan sıkıntı olmadı. Ama yine de insan kendi o anda o heyecanı yaşıyor. İmzasız bir şekilde sınava girdi. Ben diyorum ki Allah etmeyi ya imza atsaydı. Çocuk muhtemelen de ayıp sonuç yapmaz diye düşünüyorum. İmzasız bu kadar. Elimizden bu kadar yani. Evet Ozan, nasıl çalıştın kardeşim? Hocam ilk önce yani dersi her zaman dinledim. Hani önceki sene beraber yani o bildiğim halde. Onu söylemesen iyi diyormuşum, ben söyledim gerçi de. Aynen. Ozan bir sene önce de öğrencimizdi. Temelini süper atmıştı zaten. Bu sene, yani geçen seneden bahsediyorum. Zaten buraya konu eksiği olmadan geldi ama yine de bazı şeyleri tamamladı. Çok iyi bir şekilde çalıştı, azmetti. Zaten o da güzel bir sonuçta karşıda döndü. Devam edelim. İşte derslere yine her zaman giriyordum. Hiç kaçırmamaya çalıştım. Sonra o günün tekrarını ben her zaman yapıyordum. Ve ben kendi sistemim vardı. Mükemmel kullandığımız beraber çalıştık. Sistem, bak kendi sistemim dedi işte. Bakın burası önemli. Evet. Ben mesela kaynaklarım vardı. İlk başta onu kaynak çözüyordum. Ama onları kolaydan zora doğru sıralamıştım. Hep kolaydan zora doğru gidiyordum. Her konu için bunu yapıyordum. Evet, her konu için. O konunun bütün kaynaklarını bittikten sonra diğer konuya geçiyordum. Evet, çünkü konu eksinim olmaması lazım. Konu eksiği olmadığı için böyle bir yöntem güzel. Ama bazıları da hocam konu eksiğim çok deyip de bir konuya bu kadar zaman harcarsa, bir de onun gibi hızlı olmazsa, o hızlı çözüyor. Hızlı çözmezse bu sefer de ne oluyor? O iki haftası o konuya gidiyor. Allah öbür konular diye bu sefer insan daha psikolojik olarak sıkıntı yaşıyor. Bu durumu şöyle diyelim. Konu eksiği bittikten sonra vaktimiz de bolca olduktan sonra ve pratiklik kazandıktan sonra güzel bir yöntem. Zordan, şey kolaydan zora doğru kaynakları tarayıp konu gitmek. Evet kardeşim. Onu zaten hani diğer hafta içeceğimiz konuya yetiştiriyordum. O konuyu bitiriyordum. Evet. Her zaman bu böyle. Böyle çalıştım. Bazı zamanlar
böyle hani çalışmayı bıraktığım zamanlar oldu. Bunun da denemeler açısını bayağı çekti. Bakınız, bakınız. Diyor ki, şimdi bu çok önemli arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Biz öğretmenler dahil 3 ay yaz döneminde geçiniz olmuyor pek fazla da hani böyle genelde öğretmenler biliyorsunuz 3 ay dönemindeyken boş olurlar. Tatildir, şudur budur. Döndü ya, o yaz ki hızlılık, tamam matematik unutmaz tabii canım, işi onunla. Ama o işleyen pratikliği bile yavaşlıyor biliyor musunuz? Öğretmende oluyor bu. Öğretmende bile oluyor. Ya bırakın da öğrencide olsun böyle bir şey. O yüzden kimse arkadaşlar, yani bu iş olmadı diye de bırakmayacak, bu iş oldu diye de bırakmayacak. Bak ne diyor, kendi ağzına söylüyor. Bak ben söylemiyorum. Diyor ki, biraz bıraktığın zaman hemen gerilere düşüyorum diyor. Aslında bazen gerilere düşmüyorum da, aynı kalıyorsun, değerleri yükseliyor. Yarış büyüyor. Bir bakıyorsun durmadan hep 16'da kalan bir adam, bir bakmışsın bir üstte. Hep 16'ını aldın, 10 tane altta kalan bir adam, bir bakmışsın 2 üstünde. Bu olur. Yarış çok ciddi. Yarış çok, inan ilerleyen zamanda çok yazıcı bir hale başlar. Dolayısıyla ben şimdiden söyleyeyim, biraz kameralar oynuyoruz da neyse. Evet. İşte onun denemelerinde hocam, yani şöyle diyeyim, hani bildiğim her zaman yine yapıyorum. Ama bir süre sonra yeni soru tarzları geliyordu. Ya yanlış mı artıyordu? 14, 13 yanlış. Ya benim moralimi çok bozuyor. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi heyecan, sende bir heyecan var. Bir heyecan var. Peki deneme sınavında o heyecan nasıl yanıyor? Sen o sonuçları iyi yapıyordun. Denemede hocam işte o garip. Ben denemede heyecanlandım. Denemede heyecan yok adamda. Ya şey gördüyseniz ilginç bir adam, ilginç bir adam. Normal hayatta heyecanı varken denemede heyecanı azalıyor. Denemede heyecanını minimize eden, en aza indiren adamın net 3-5 artar en az. O kadar net söyleyeyim. Bakın bize diyorlar ki, mesela ben de bu sınava çok defalar girdim. Şimdi bizdeki, bendeki şey ne oluyor? Kaygı ne olur en fazla? Hani full yapamazsam, hocam full yapamamışım ya, yakışıyor mu sana? Hani biraz yapamazsın. Tamam, bunun korkusu heyecanı olur. Ama bir şey söyleyeyim mi? Tuzu vuru ya insanın, tuzu vuru ya. Aynen. Hani rahatsın ya. Oo, bir göreceksin yani. Ya benden kimsenin, hanım benden, yani hanım benden bir bölüm beklemiyor. Annem bu saatten sonra sınava girdiğimi bilmiyor. Tamam mı? Ya öğrenci de hani bir konuşur, iki konuşur. Ne gerek var ya, ben okumuşum, varmışım bir yerlere diye giriyorsun ya. Oho, bir çözüyorum, bir çözüyorum, bir çözüyorum. Dolayısıyla insan rahat olunca rahat çözüyor. Yıllar evvel bir abiniz vardı Engin diye. Ya çok da süper bir başarı beklemiyordum ama ilk bine girer diyordum. Yani süper başarıdan kastım böyle 200-300. Olmak. Tamam mı? Yani beklemiyordum açıkçası. İlk bin olur diyorum Engin'den. Engin abiniz önce YGS'ye girmişti zaten. YGS'den sonuç belli oldu. Erzurum hukuku kazandı. Atatürk hukuku YGS'den. İlginç olan şey, sınava girdi Selçuk hukuku kazandı. 160. mi oldu? 200. ne oldu? Yani o kadar beklemedim. Peki dedim, Engin nasıl oldu? Hocam dedi, öbür taraftan kazandın mı? Sana cebinde niye? Rahat kızım o video çok çıktı, sen oradasın ya. Evet, oraları kes. Dolayısıyla arkadaşlar, dolayısıyla demek ki rahatlık önemli. Burada heyecanlı bir adamın sınavda heyecan yapmadığının getirisini gördüm. Çünkü Ozan sınavlarda iyi yapıyor. Tamam, işlem hatası olur, basit hatalar olur ama genel manada Ozan sınavlarda heyecanlanmadığını söylüyor. Peki Ozan, kötü geçen bir denemenin ardından ne hissettin? Hocam benim moralim ciddi anlamda bozuluyor. Bakın bu sefer bir arkadaşımız diyor ki, ben denemeden kötü çıkmışsa birkaç günlük bir yıkılma oluyor. Evet. Yani onu hep düşünüyordum yani. Kafama takılı kalıyordu. Takılı kalıyordu. O zaman bir dahaki deneme sınavına kadar süreç içerisinde kafana takılı kalıyor. O deneme sınavında iyi bir şey yapınca kurtarıyordun kendini. Belki ya kurtaramayacaklara ne diyeceksin? Yani adam denemeden kötü yaptı ama bir dahaki haftada belki kurtarabilecek potansiyel yok. Yani bu adam için sınav bitti mi? Hayır tabii ki. Denemelerde yanlış yaptığım soruların hepsini öğreniyorsun. Ha! Dedi ki, girdiğim denemenin kötü geçip geçmemesi beni çok enterese etmiyor. Tamam, yıkılıyorum, mıkılıyorum ama diyor, ben o denemedeki yanlışlarımı tekrar kontrol ediyorum diyor. Denemenin kontrolü, kontrolsüz deneme deneme değildir. Onu baştan söyleyeyim. Kontrolsüz deneme deneme değildir. Tamam? Dolayısıyla o da güzel değil mi? Çözemeyeceğin denklemi kurma. Arkadaşlar dolayısıyla arkadaşımız diyor ki, denemenin kontrolünü yaptım. Bu çok önemli de o zaman. Sen o zaman şunu mu söylüyorsun? Ben her girdiğim denemede yanlışımı, boşumu yavaş çözdüm ve tekrar çözüyorum. Evet. Bu işte. Ama bir deneme budur. Ne diyorsun? Bir hata daha söylüyorum. Bir hata daha varmış. Yani Türkçe mesela ben çözmüyordum denemelerde. Ya bu hani belki tamam sayısal değiliz ama dekan mesela
çözüyordu. Evet. Ve yeni yapıyordu. Çünkü hani... Senin matematik hedefin neydi? 50 doğru 8 yanlış 48. 50 doğru 8 yanlış. Türkçe'de olaydı. Bugün evet. Gazi'de miydik? Gazi'de olurdu. Ya. Türkçe yap, Gazi'ye gel. Peki. Ya hocam denemedeki süremi mesela hani daha iyi ayarlayabilirim de Türkçe sözleşim. Ben kendime matematiğe konuşuyordum. Diyelim ki süremi güzelce ayarlamış olsaydım, Türkçeden de bir 20-30 tane çözmüş olsaydım, netim de iyi olsaydı diyor. Bu konuda diyor, ben de diyor hedefime ulaşmış olurdum diyor. Doğru mu? Peki. Başka söylemek istediğim bir şey var. Bir de geometri. Evet. Ey sayısalcılar, özellikle sayısalcılar, adaletçiler. Çocuk yaşımcılar da bunu söyleriz ama bu iki grup için çok öncelikli. Arkadaşlar geometriyi angarya görmeyin. Geometriyi işte ben aman onu kim çözecek demeyin. Geometri mi? Ne olacak sanki demeyin. 7 tane soru çıkıyormuş yapmasam ne olur demeyin. Oraya kadar gelemiyorum demeyin. Baksam da çözemiyorum demeyin. Çalışsam da olmuyor demeyin. Bu geometri olur. Yapan nasıl yapıyor? Sen şunu diyor musun? Geometriden biraz daha fazla çalışsaydım, biraz daha önem verseydim. Ben de geometri noktasında biraz kendimi geliştirdim. Çok daha farklı olurum diyecektim. Her şey daha çok farklı olur. Geometriden az mı yaptın? 3,5 metre yapmış arkadaşlar. Demek ki geometrimiz biraz daha olsaydı, kaç puan daha olsaydı şu an Gazi'deydin? 10 puan daha olsaydı. 10 puanla tabi biraz eksik varmış. Aynen. O kaç tane? 3 tane daha geometri yazsan. 13 puanlı hocam. 6 puanlı daha sonra. Ha 6 puan mı? Öyle ya. Aynen ben de 6 puanlı istedim. Ha sen 10 puanlı. 6 puan. Tabi insan çok şey ister de. Arkadaşlar 2 tane daha matematik, 2 tane daha geometri yapsaymış Gazi geliyormuş. 3 puan yani sayısallardan. Peki başka diyeceğim bir şey var mı? Başka diyeceğim bir şey var mı? Çok çalışma. Yani bu işin sırrı yani ben mesela dershanede çalışıyordum. Eve gidiyordum yine çalışıyordum. Yani sürekli çalışıyorum diyor. Demek ki tabii ki çalışmak. Peki o zaman da teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerine alıyoruz.